Bana kalmam için bir tek laf söyleseydin. Tek bir laf. Kal dersen kalırım. Git. Bunu tahmin etmiştim. Cevabının bu olacağını biliyordum. İşte şimdi babanın vasiyetini yerine getiriyoruz. Hayır. Artık bir Türk kızıyla evlenebiliriz. Şura, bunun babamın vasiyetiyle bir ilgisi yok. Sana git diyorum çünkü vicdan azabı çekiyorum. Benim sevgim senin gözündeki acıyı dindirmeye yetmeyecek. Bunu biliyorum. Sana baktıkça hep ihanetimi hatırlayacağım, hep o geceyi hatırlayacağım. Sadece tenimden kazıyıp atmak istediğim o gece değil. Ben sana inanmayarak ihanet ettim şurada. Ve hep bunun vicdan azabını yaşayacağım. Bizi iyileştirmek senin elinde. Ama senin buna cesaretin yok. Seni sonsuza kadar kaybetmeye cesaretim yok. Gitme dersen yanımdayken hep bunu hatırlayacaksın. Gözlerin içine hayal kırıklığıyla bakarken zamanla beni sevmekten vazgeçeceksin. Bana aşkın hiç bitmesin. Hiç. Hep sev beni. Aşkla, tutkuyla, nefretle, özlemle sev. Ben seni hep seveceğim. Hep seveceğim. Sen benim hayatımın sonuna kadar nefesim olacaksın şu an. Ama gitmen lazım. Sen de kalsın. Böyle bir hatıraya ihtiyacım yok. O senin. Sen. Kim gönderdi seni? Cevap ver! Seyit. Şura git buradan, burası güvenli değil. Yapma. Şura git buradan, burası güvenli. Şura!
Şura. Şura. Allah. Şura, kapama gözlerini. Kapama gözlerini Şura. Bir şey olmayacak, kurtaracağım seni. Kapama aşkım. Aşkım kapama. Gel buraya, geçecek şimdi. Şimdi seni götüreceğim. Gel. Şura. Şura dayan bir tane. Şura dayan sevgilim. Dayan, kurtulacaksın, kurtaracağım seni. Ölmene izin vermeyeceğim. Aç gözlerini, ben buradayım bak. Bak ben buradayım. Seni terk etmeyeceğim Şura. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Ölmene izin vermeyeceğim. Teyzem söylediklerinde haklıydı. Belki de kardeşim ölecek. Hayır. Hayır. Bu felaketin bugüne kadar yaşanmaması bir mucizeydi zaten. O senin yanında hep tehlikedeydi. Eğer ona bir şey olursa seni asla affetmeyeceğim. Ona bir şey olursa kendimi hemen öldür. Bir saniye bile düşünmeden öldürür. Onun hayatından tamamen çıkman lazım. Tamamen. Bunu ona ihanet ettiğin için söylemiyorum. Senin etrafında her zaman düşmanların olacak. Bir daha onu tehlikeye atmana izin veremem. Asla buna izin veremem. O yüzden onun hayatından çık. Sana yalvarıyorum. Söz veriyorum. Şura, şu kapıdan sağlıklı bir şekilde çıksın. Onu bir daha görmeyeceğim. Sana yemin ediyorum, görmeyeceğim. Gözümüz aydın. Durumu iyi. Allah'a şükür. Ama büyük bir tehlike atlatmış. Kurşun kalbe de isabet edebilirdi. Gerçekten çok şanslıyız. Çok şükür. Siz devam edin. Aşkım. Birazdan yanınıza geleceğim. Aşkım. Canım. Boşuna bekleme. Adamın öldü. Seyit öldürdü. Seyit'in yerine senin beceriksizi gömdü. Ölmeden önce konuşmuş mu? Kim bilir? Bak. Senin için çember gitgide daralıyor. Bu işi senin yapman lazım. Tamam. Düşmanını kendi ellerinle öldürecek cesaretin var mı yok mu? Tabii ki var. Ama doğru zamanı kollamak lazım. Şura giderken... Bu arada senin salak Şura'yı vurdu. Ne? Şimdi hastanede. Hangi hastanede? Durumu nasıl? Sen aptallık etme! Bırak! Senin bunu öğrenmiş olman mümkün değil. Kendine gel. Senin Şura'yı görebilmen için
Onun yanına gidebilmen için önce vurulduğunu öğrenmiş olman gerekiyor, öyle değil mi? Haklısın. Şimdi sakinleş biraz. Bu mektubu perşembe günü gemi hareket ettikten sonra postaya vereceksiniz. Hay hay. Seyit Eminov, Şeref Oteli, Pera. Evet. Bu da bana sessizce yardım ettiğiniz için. Çok zarifsiniz. Unutmayın, mektup tam istediğim zaman o kutuda olacak. Gemi limandan ayrıldıktan hemen sonra. Asla daha öncesinde değil. Hiç merak etmeyin. İyi muhafaza edin lütfen. Peki efendim. Endişeniz olmasın. Bütün eşyalarını topladın mı? Evet. İşte gelin odam. Ayşe ya. Ne olacak canım? Sen artık Celil'in hanımısın. Daha iyisi ne olmasını isterdim ama Doksay'ın çarşambası bir güne geldi. Ben aşağıdayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Anlatsana. Birdenbire nasıl evlenmeye karar verdiniz? Dün de söyledim. Bu belgelerle çalışabilirsin, iş bulabilirsin ama seni tamamen yüzbaşından korumayacak. Biliyorum. Yani aslında benim bu durum için farklı bir çözümüm var. Evlenebiliriz. Sen de kabul edersen. Yani ama merak etme, bu gerçek bir evlilik olmayacak. Ama seni yüzbaşından koruyacak. Ben senden böyle bir şey isteyemem. Yani Aliye, ben zaten evlenmeyi düşünmüyorum. Aslına bakarsan Tatlı'dan başka birini sevebileceğimi de zannetmiyorum. Durum ikimiz için de düzelene kadar bu evlilik sürer. O zamana kadar etrafımızdaki herkesin bu evliliğin gerçek olduğunu düşünmesi lazım. Yüzbaşı Bill'in kulağına gitmesin diye. Bill'den kurtulduktan sonra da yollarımızı ayırırız. Hem senin kalacak bir yerin de olmuş olur. Bak, aklında en ufak bir soru işareti olmasın. Evliliğimiz kağıt üzerinde başladığı gibi sürecek, öyle de bitecek. Senden hiçbir şey istemeyeceğim. Bu konuda bana güvenebilirsin. Güveniyorum. Peki sen buna emin misin? Yani düşündüm ben de dün akşamdan beri. Sen ne diyorsun? Tamam. Evlenelim. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Affedersiniz. Yok yok, gitmeyin. Bizi hemen evlendirebilir misiniz? Öyle mi? Arkadaşlar koşun, Celil Bey'i evlendiriyoruz. Teşekkürler. Birden pat diye oluverdi. Yüzbaşı Bili bana kaçacak yer bırakmayınca biz de hemen evlenelim dedik. İyi yapmışsınız. Bir yastıkta yaşlandı inşallah. Sağ ol. Gerçekten kusuruma bakma. Daha iyi bir gerdek odası hazırlamak isterdim. Gerek yok. Hem de Aliye, ya sen de az sinsi değilmişsin ha. Kaç kere de ayarttın adama. Senden ders almak lazım vallahi. Ay, utandı. Neyse, Şura'nın haberi var mı evlendiğinizden? Hayır. O işte şimdi. Ben eve eşyalarımı almaya gittiğimde evde kimse yoktu. Bugün de ne gün ha? Siz evlendiniz. Seyit çamaşırhaneyi satın aldı. Şura olmadan düzenini kurmaya başladı vallahi. Bence Şura için düzen kurmaya çalışıyor Seyit. Çoktan haber vermiştir bile tapudan sonra. Ne biliyorsun? Her adamın da peşinde. Şura da onun için hala gözyaşı döküyor. Bence aşkları yenecek gururlarını. Ve tekrar bir araya gelecekler.
Neyse. Ben aşağı iniyorum. Müşteriler şimdi yemek istemeye başlar. Tamam, ben de gelirim. Bir zahmet. Bünyesi sağlam. Gemi yolculuğunda onu yoracağını sanmıyorum. İhtinal bir şekilde de bakılırsa hemen iyileşecektir. Kardeşime ben bakacağım. Güzel. Uyandığında bana haber verecekler. Tekrar görmeye geleceğim. Müsaadenizle. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Hiç olmazsa veda edeyim. Bari uyurken. Seni burada görmesin lütfen Zeyd. Söz verdi. Seni çok seviyorum. Senden alacağım. Bunu benden istiyor. Güzel. Zeyd.
Hoş geldiniz yüzbaşı. Merhaba Rob efendi. Merhaba. Arkadaşın sana bir işi düştü. Ben de yüksek miktarda para bozdurduğu için refakat etmek istedim. Tabii. Buyurun. Çamaşırhanenin sahibi Rıza Bey'in vekiliyim ben. Çamaşırhaneyi bir Kırımlı Türk'e sattı da. Evet, biliyorum. Güzel. Yalnız bana bak. Öyle herkesi çektiği fiyattan olmayacak. Özel muamele ona göre. Biliyorsun Rıza efendi sevdiğimiz bir esnaf dostumuzdur. Yüzbaşı, bu paraları Rıza efendiden mi aldınız? Evet. Beyefendi söyledi ya. Rıza Bey'in vekili. Bu sabah almış, öyle değil mi? Evet. Ne oluyor Yakup efendi? Niye nazlanıyorsun? Bin bir soru. Çevirsene şu paraları. Efendim, Çarlık rubleleri dünden itibaren tedaviden kalktı. Ne diyorsun sen be? Bu paraların hiçbir kıymeti yok diyorum. Sabah Rıza efendiye de söyledim. Sabah Rıza efendi benden önce paraları buraya mı getirdi? Tapu dairesinden geldi. Paraları bozdurmak istedi. Aynı şeyi söyledim. Bu paralarla borcunu ödeyeceğini söyleyip dövüne dövüne gitti. Aşağılık köpek. Demek o yüzden haldır küldür paraları bana getirdi. Çoruç. Ama bolşevikler nasıl çözüm bulacağız? Dün harcadığımız parayı bugün kullanamıyoruz. Sabahtan beri dolanıyoruz. Kimse kabul etmiyor. Bir yol gösterin. Ne olur yardımcı olun. Biliyorum çok haklısınız. Çok haklısınız. Biliyorum ama şu an yapılabilecek bir şey yok. Ne yazık ki elimizden bir şey gelmiyor. Ama ekmek paramız kalmadı. Yiyeceğimiz yok. Yapacak yerimiz yok. Yiyeceğimiz yok. Yapacak yiyecek paramız yok. Bir çare bulunması lazım. Ama çoluğumuz çocuğumuz var. Nerede yapacağız? Onun böyle olacağı belliydi. Evet. İnsanlar bir gün dönerim diye paralarını sakladılar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hiçbir şey. Kalabalığı sakinleştirmekten başka elimizden bir şey gelmez. Haklısınız. Celil Bey, siz daha yeni evlendiniz. İzinlisiniz. Eşinizin yanında olun. Eşimin. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sakin olun. Sorunu çözeceğiz. Sakin olun. Nerede kaldı bizim yemeğimiz? Birazdan geliyor efendim, hazırlıyor. Yarım saat önce de aynısını söylemiştin. Senden başka kimse yok mu burada? Bu sefer sahiden geliyor. Nereye geliyor canım? Su bile iki saatte geliyor. Ne biçim servis bu? Seyit abi. Nedir sıkıntınız beyefendi? Bana söyleyin, halledeyim lütfen. Saatlerdir doğru düzgün servis alamıyoruz beyefendi. Peki tamam, siz lütfen buyurun yerinize geçip ben yardımcı olmaya çalışacağım size. Peki. Kusura bakmayın. Sabri ne oluyor mu? Söyle bakayım, neredeler? Sabahtan beri neler oluyor? Yahya abi bulundu. Hastanedeymiş. Ya. Durum nasılmış peki? Bana söylemiyorlar ama kötüymüş. Konuşurlarken duydum. Sen otelde tek misin? Hayır. Binnaz anne, Ayda'yı bir de Güzide yengem gitti. Biz buradayız. Ama hepimiz çok üzgünüz. Servise de yetişemiyoruz. Ortalık çok karıştı. Müşteriler de söylenip duruyor. Bir gün de yemeğini geçiver. Ne olacak? Of, neyse susarlar şimdi birazdan. Siparişler hazır olmak üzere. Hadi aslanım, sen mutfağa git. Biz de ne yapacağımızı bilemedik. İki ayağımız bir papuça girdi. Tamam. Ha, bir de bu arada Ceyl abiyle Ali evlendi. Ne? Evet, biz de çok şaşırdık. Bu sabah evlenmişler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Ya dükkan alındı mı? Evet. Yardımcı olmaya geldim size. Sabri, iki numaraya. Tamam. Hadi bakalım koş, ben de geliyorum yanına. Biriniz bana neler olduğunu anlatacak mı? Ne oldu ya Yahya? Çok kötü durumda. Sabaha karşı sokakta bulunmuş. Çok feci dövmüşler, hastaneye kaldırmışlar. Kim bulmuş?
Yüzbaşı bile verdi haberi. Peki. Beni de karakola götürmek istedi. Hakkımda şikayet varmış. Nikah belgelerini görünce öyle kalmış. Evlenmişsiniz. Yüzbaşı yüzünden. Celil de bu yüzden hemen evlenelim dedi. Kan. O alçak beni de bugün öldürmeye çalıştı. Yaralı mısın? Hayır, bir şeyim yok. Şura vuruldu. Ne? Sahiden mi? İyi ama şu anda. Pera da hastanede yatıyor. Yahya abi de orada. Güzide, hadi siz otele gidin. Buradan bir yere gitmem ben abla. Kızım, hepimizin burada beklemesine gerek yok. Ben kalırım. Siz Ali dayıyla gidin. Hem otel boş kalmasın. Olmaz. Ben buradayım. Başka türlü içim rahat etmez benim. Maalesef. Beni gönderemezsiniz yüzbaşı. Benim artık dokunulmazlığım var. Celil Kamilov'la az önce evlendik. Abla ben burada kalayım. Kızım konuşturma beni. İnan takatim yok. Ali dayıyla gidin. Hem ortalığı toparlarsın. Bak Ayşe'nin de eli ayağına dolaşmıştır. Benim gücüm yok. İş yapacak halde değilim. Bir de otelin kapısına kilit vurmayalım. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Peki abla. Kendine geliyor galiba. Allah'a şükür. Yahya Bey. Seyit abi şuranın yanına giderken lütfen beni de çağır. Madem Yahya abiyle aynı hastanedeler, ikisini de görmüş olurum. Lütfen. Hastaneye gitmeyeceğim. Nasıl yani? Şuranın yanına bir daha gitmeyecek misin? Hayır. Şey, ben de açmışsın diye gelmiştim. Yemek hazırlayın, bir şeyler yiyin. Hayır. Biraz hava alırdınız. Ayşe, Sabri, neredesiniz yahu? Ali'ye tek kaldı. Hadi herkes işine gücüne baksın. Önce şu krizi atlatalım. Nefes alacak zaman değil. Seyit Emirhan! Ne oluyor re? Emirhan! Ne oluyor? Sen kendini uyanık mı sanıyorsun ha? Dün tedaviden kalktı bu paralar. Bu paraları millete kakalamaya çalışıyorsun. Ne diyorsun sen yüzbaşı? Duydun işte. Satış iptal. Tapuyu geri vereceksin. Ne? O paralarla ancak soba tutuşturulur. Rıza ortada yok. Ceza dükkanın cezası. Ya İngiliz hükümetine cezayı ödersin ya da çamaşırhaneye el koyarım. Celil, paralar... Maalesef doğru. Doğru mu bunlar? Doğru. Maalesef doğru ya. Maalesef tapuyu aldın. Maalesef borçlarla kala kaldın. Bu dükkanı bu şehre kök salmak için istediğini biliyorum. Ama maalesef bu şehre yerleşemeyeceksin. Anlaşma iptal olmayacak. Anlaşma iptal olmayacak. Sana borcunu ödeyeceğim. O çamaşırhaneye herkese rağmen sahip olacağım. Hangi parayla? Bütün paranı Rıza'ya vermedin mi sen? Sana ödeyeceğim dediysem ödeyeceğim. Al bu tapuyu. Al bu tapuyu, al. Borcumu ödeyene kadar tapu sende kalsın. Al. Parayı ödeyemezsem çamaşırhaneyi geri alırsın benden. Zaten seninle görülecek hesabımız var. Ne hesabıymış o? Şimdi değil, yüzbaşı. Hiçbir kıymeti yok. Ama bende kalsın. Bu arada bir gün içinde o parayı ödemezsen ceza katlanır, haberin olsun. Ödeyeceğim dediysem ödeyeceğim. Hayır, gerçekten nasıl ödeyeceğini ben de merak ediyorum. Hadi herkes işine baksın. Şura vurulmuş. Ne? Ne?
doktorunla konuştum. Ameliyatın gayet başarılı geçmiş. Yarın ayağa kalkabileceğini söyledi. Şurada dayan sevgilim. Kurtaracağım seni. Ölmene izin vermeyeceğim. Aç gözlerini. Ben buradayım. Bak. Bak ben buradayım. Seni terk etmeyeceğim şurada. Gidiş tarihine kadar bence hastanede kalmanız daha doğru olur. Bence de. Hem bu süre içinde şurada belki daha iyileşmiş olur. Evet. Hadi gidelim Boris. Yarın yine geleceğim ben. Beni görmek istemediğini biliyorum. Ama yine de uğrayacağım. Yanında kalmama izin vermeyeceğin için teklif dahi etmiyorum. Bu arada ben babama telgraf çekmiştim. Hep beraber İngiltere'ye dönüyoruz diye. O da size orada bir ev ayarlamış. Döndüğümüzde eviniz hazır. Teşekkür ederiz. Şura lütfen. Bana olan öfken seni kararından döndürmesin. Sana söz veriyorum. Beni görmek isteyeceğin güne kadar sana asla bir emir vakide bulunmayacağım. Ben sadece senin sağlığının yerinde olduğunu, güvende olduğunu bilmek istiyorum, o kadar. Siz Tina ile yeni bir hayat kurun. Biz de istediğiniz güne kadar yanınızda olalım. Ben sık sık uğrayacağım yanına. Teşekkür ederiz. Adamı bu kapıdan içeri sokma sakın. Bir daha geleceğini sanmıyorum. İsabetli olur. Birbirlerini görmemeleri bence en iyisi. Bence de. Görüşürüz. Görüşürüz. Zarf açıp bana mektubu verir Şura, seni ilk gördüğüm anda kaderimin yeniden yazılmaya başladığını hissetmiştim. Aşkımızın türlü sınavlardan geçeceğini biliyordum ama Petrograd'da başlayan zorlu yolculuğumuzun İstanbul'da sona ereceğini, yollarımızın benim ihanetimle ayrılacağını ve seni kaybedeceğimi mümkün değil düşünemezdim. Bugün sen kollarımda kanlar içinde yatarken, cephede sayısız arkadaşını kaybetmiş eski bir asker olarak, kollarında annesini babasını kaybetmiş yaralı bir evlat olarak yaşadığım acıdan farklı bir acı yaşadım. Sen kollarımda ölümle yaşam arasında gidip gelirken ben öldüm Şura. Bundan sonra yanımda olmanı istemiyorum. İkimiz için en doğrusu ayrı ayrı kendi yolumuzu çizmek, geçmişe takılıp kalmamak. Sen de hayatına devam et lütfen. Bir an olsun geri dönüp bakma. Senin mutlu olacağını bilirsem benim için biraz olsun huzur bulur. Son nefesime kadar sen benim şuram olarak kalacaksın. Ama bir daha asla seninle bir arada olmayacağım. Yanında olmayacağım. Elindeki biletle yoluna çık. Hayatını kur. Ben de hayatımı İstanbul'da kurmaya karar verdim. Rıza Bey'in çamaşırhanesini satın aldım. Orayı işleteceğim. Sensiz yeni bir hayata başlayacağım. Suçluluğumu, içimdeki
İçimi kemiren vicdan azabını unutmaya çalışacağım. Birbirimizden uzaktayken unutmak daha kolay olacak. Artık buna daha çok inanıyorum. Yeniden nefes almaya, yeni insanlar tanımaya başlayacağımızı biliyorum. Yolumuz açık olsun. Yolun açık olsun, sevdiğim. En azından kapıdan bir görseydik. Ben ilginizi, ısrarınızı çok iyi anlıyorum. Ama doktoru hiçbir şekilde ziyaretçi kabul etmememizi istedi. Şuranın durumu şu anda çok hassas. Petro? Şura nasıl? Sen nereden öğrendin? Eczane Şura'yı görmeye gitmiştim. Yusuf söyledi. İyi. Şura! Şura! Canım! Gitti! Seni tamamen gitti hayatım. Tamam canım, sakin ol. Sakin ol. Şura, sakin ol. Defol! Defol! Gidin! Şura! Defol! Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Rahat bırakın beni! Defol! Şura! Dur, dur. Şura, zarar veriyorsun kendine. Yaran mı? Yarası kanıyor. Doktor, doktor çağır. Doktor. Hemşire. Dur, çağır. Dur, sakin ol lütfen. Şura, lütfen. Karşılar. Sağ ol. Hallettim ben. Nasıl hallettim? Yapma. Nişanlarını mı satacaksın? Onlardan vazgeçmek, gururumdan vazgeçmek kadar zor değil. Onlardan vazgeçmek, şuradan vazgeçmek kadar zor değil. Thank you.
Onu da satıyor musunuz? Komutanım, Seyit Emirov geldi. Gel. Borcumu getirdim. Yok yok, gitmesin, yok. Burada kalsın. İngiliz hükümetine ödediğim cezanın da, çamaşırhanenin parasının da kayıtlarda tutulmasını rica ediyorum. Bir zahmet. Hemen zabıt tutun. Paranın nereye gittiğinden emin olsun Bay Eminov. Bekleyelim, görelim. Şahitler gelsin. Şahitlerin huzurunda bir parayı sayalım. Eksik bir şeyler var mı görelim. Kimden borç aldın? Kimseden. Aile yadigarlarını elden çıkardım. Ben verdiğim sözleri tutarım yüzbaşı. Ben birine borcumu ödeyeceğim dediysem öderim. Birinden hesap soracağım dediysem sorarım. Çamaşırhaneyi idare edebilecek misin? Ben koskoca birliği idare ettim. Küçük bir dükkanı idare ederim evvelallah. Yaz. Güzide yengemler geldi. Babam da geldi mi? Evet. Kızım, iki lokma bir şey atıştırsaydın. Aç değilim dayı. Ama böyle aç açına da olmaz ki kızım. Ben hemen hazırlatayım bir şeyler. Hiç halim yok Galip. Sadece uyumak istiyorum ben. Tamam yenge, sen bilirsin. Baba, Yahya abi nasıl? Ne zaman çıkacak? İyi, iyi. Yalnız doktor biraz daha kalacak hastanede dedi. Çok şükür. Allah rahatlık versin. Bir iki dakika dursaydın konuşurduk. Hiç halim yok Ayşe. Şuradan bir haber var mı? Aynı hastanedeymişsiniz. Ya evet. Gördük odayı. O nasıl? İyi. Kurşunu çıkarmışlar. Baya baya vurulmuş yani. Öyle oldu. Seyit otelde mi? Yok. Burada değil. Hı. İyi tamam, bari ben atıştırayım bir şeyler.
Merak ettik sizi. Keşke iyi haberlerle gelebilseydim. Ama buna da şükür. Yahya Bey, nasıl? Doktorlar zamanla toparlayacağını söylüyor. Güzel. Bu arada hayırlı olsun. Evlenmişsiniz. Evet. Öyle oldu, ani oldu biraz. Ama olması gerekiyordu zaten yani. Önünde sonunda öyle olacaktı. Tabii. Allah daima mutlu etsin. Efendim, bunu size bıraktılar. Teşekkürler. Kefaretini ödeme zamanı geldi Petro. Daha fazla beklemeyeceğim. Elimdeki resimleri Seyit'e göndereceğim. Paran mı, canın mı? Hangisi senin için daha kıymetli, karar ver. İyi geceler yüzbaşım. İyi geceler. Babanın silahı mı o? Niye çıktı dışarı? Bu gece... Artık bu geceden sonra... Billy ile birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Daha iyi bir hamle yapabilmek için şuranın buradan gitmesini bekleyeceğim.
Şura buradan tamamen gittikten sonra da zaten kaybedecek hiçbir şeyim kalmayacak. Şuranın gitmesine izin mi vereceksin? Evet. Yazık ediyorsunuz Seyit. Sizin birlikte olamamanızın tek engeli kendinizsiniz. Ve bir de gururunuz tabii ki. Celil. Bugün Şura benim kollarımda neredeyse can veriyordu. Yani Valentina haklı. Haklıymış. Zaten şu ana kadar başına bir şey gelmemesi bile mucize belki de. Ona bir daha bunu yapamam. Anladın mı? Hayatta olması benim yanımda olmasından daha önemli. Haklısın. Ne diyeyim? Haklısın. Senin bana söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ne? Yok. Dün gece uzun uzun hayatımızla ilgili birçok şeyi derin derin konuştuktan sonra Ali ile evleneceğini söylemeni beklerdim. Evet, bugün karar verdim. Ali ile neden evlendin Celil? Yardıma ihtiyacı vardı. Yardıma ihtiyacı olduğunu biliyorum. Hatta bunu düşünmen çok güzel bir şey. Peki başka bir sebep? Onu seviyor musun? Ha, Tatiye yüzünden ona olan sevgini söylemekten utanıyor musun? Öyle mi? Tatiye'yle bir ilgisi yok. Gerçekten. Bak kardeşim. Ali iyi bir kız. Biliyorum. Sana iyi bir eş olacağına inanıyorum. Tabii sevebilirsen. Yani çok da güzel bir kız. Güzel de bir kız. İyi de bir kız. Biliyorum. Ama bizim evliliğimiz sadece formalite. Öyle de kalacak. Ben neden hala senin benden bir şeyler sakladığını veya gizlediğini düşünüyorum? Bilmiyorum neden. Bunu konuşmasak... İyi geceler. Sizin için buraya getireyim mi? Ali ile yersiniz odada. Bakarız, ben acıkmadım daha. Sağ ol. Teşekkürler. O geceden sonra, seninle konuştuğum geceden sonra beni cezalandırıyorsun sanki. Artık yüzüme bakmayacak mısın? Ayşe, o geceyle ilgili söylediğin her şeyi unuttum. Aklımda hiçbir şey yok. Ben kalbimin yerini nasıl unutacağım peki? Seni her gördüğümde kulaklarım sağır oluyor gürültüsünden. Nasıl atacağım? Bak Ayşe. Özür dilerim. Senin için doğru insan ben değilim. Hem de hiç değilim. Sana Şura'yı unutturacağım. Bana izin ver Seyit. Seni öyle seveceğim ki. Ayşe. Ya bize bir şans ver. Bizim seninle bir şeyler yaşamamız imkansız. Şimdi, evet. Ama Şura buradan gidince gözlerim beni görecek. Eminim. Ben bunu biliyorum. Sen de göreceksin. Ali dayı seni soruyordu. Tamam, işim vardı.
Aşağıda sofra hazır. Tamam, gelirim birazdan. Ben de Seyit'le konuştum. Onun odasında yatacağım. Aynı yer yatağı falan işte. Bütün hayatımız böyle mi devam edecek? Ben tam anlamıyla dert oldum başına. Olur mu canım öyle şey? Zaten biz illaki bir eve çıkacağız. Sen iyi bir adamsın. O zaman yeni evli çiftlere. Aşağıdakileri bekletmeyelim. Tamam, geliyorum şimdi. Sen aklını mı kaybettin? Ölmek ne demek Güzide? Yahya Bey iyileşecek. Sakın. Sakın bunu bir daha yapma. Günaha girersin. Yalnız kalmak istiyorum. Seni asla bırakmam. Alya. Sen aşağı iner misin? Balkondan atmak üzereydi kendini. Ben konuşacağım onunla. Sen aşağıdakilere bir şey söyleme lütfen. Artık taşıyamıyorum. Kalbim bedenime sığmıyor. Günah olduğunu bile bile, imkansız olduğunu bile bile her gün seni severek ölüyorum. Bana eğer şartlar farklı olsaydı bu aşk sadece geleceğim olurdu. Ama şimdi herkes için mutsuzluk olur. Ben sevdiğim birini tekrar kaybetmeye tahammül edemem. Benden olduğunu anlamadım Seyit. İçime nasıl sızdı fark etmedim. Yemin ederim fark etmedim. Kendimi dinlediğim zaman korktum. Yani onu düşündüğüm zaman paniğe kapıldım. Kurtulmak istedim, daha çok dolandım. Ne yapacağım ben? Olmaz Seyit.
Olmaz yani. Bu mümkün değil. Biliyorum. O otelde kalamazsın kardeşim. Şimdilik bu yatakta yatmak zorundasın Celil Bey, idare et. Alt katı da güzel bir elden geçirdikten sonra üst katı da güzel bir bakıma sokup Rıza'nın eşyalarını da çöpe attıktan sonra artık burası bizim için yaşanılır bir hale gelir. Tam bir cennet olur. Olur olur. Şahane yaparız burayı. Üst katı da buradan bağımsız hale getiririz. Vay be Seyit. Yine kendi derdini bir kenara koydun, benimle uğraşıyorsun. Benim derdim kenarda değil ki. Bir şeyi de unutmaya çalışmıyorum. Hadi bakalım şurayı bir adam edelim. Evet. Kurtaracağım seni. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Ölmene izin vermeyeceğim. Kaçak içki üreten bütün imalathaneler. Bunlardan içki alan tüm dükkanlar hakkında ihbar mektubu aldık. Ve görünen şu ki içimizden birileri için bu çark güzel bir gelir kapısı olmuş. Ciddi iddialar var. Şunun doğruluğunu bir öğren. Aslında uzun zamandır perada nefes aldırmıyoruz ağabeyim. Size yapılan ihbarın aslı olmadığını temin edebilirim. Yakın zamanda bütün kaçak içki üreticilerini yakaladık. Ayrıca Pera'da bir çamaşırhanede yaptığımız baskında en büyük üreticiyi ele geçirdik. Bu listedeki isimlerin doğruluğundan emin değilim açıkçası. Her türlü ihbarı değerlendireceğiz. Üstlerine gitsen olur. Emredersiniz. Bu arada ihbarı yapan kişi ikinci bir mektup yollayacağını yazmış. Ve bu mektupta kaçakçılarla işbirliği yapan İngiliz subayların da listesi varmış. Nasıl? Bu mümkün değil. Yani böyle bir şey olması da imkan yok. Öyle ama ihbarı yapan kendinden çok emin görünüyor. Anlıyorum. Sabah sevinçle kalktım yatağımdan, aile bizimle diye. Ben de bir sevinç. Ben de sabah uyandığımda küçük bir kurtçuk göreceğim diye o kadar mutluydum ki. Neredeydin? Şey, çamaşırhaneye uğradım. He, çaylar bitmiş. Ben suyu koydum, demleniyor. Ha, tamam. Bir sonraki sefer geldiğimde getireyim onları o zaman. Sen Galip'i çağır. Çayı dökersin. Ne münasebet canım. Hiç olur mu öyle şey? Pardon. Anlat. Celil neden heyheylenip gitti gece? Yo, heyheylenmedi. Hatta şimdi odasında. Bütün gece geri dönmedi değil mi? Düğün gecesinde de yalnız kaldın, yazık. Ayşe'cim, bu bildiğin gibi bir evlilik değil. Hiçbir zaman da olmayacak. O da ne demek? Celil beni yüzbaşıdan kurtarmak için evlenelim dedi. Yoksa yüzbaşı beni Rusya'ya geri gönderecekti. Dün sen de duydun. Yani gerçek bir evlilik değil bu. Beni sevdiği için değil yani. Sen de buna üzülüyorsun. Belli. Yo, üzülmüyorum tabii. Sadece pişmanım. Yani ona yük olduğum için pişmanım.
Başka bir şey yok. Şimdi bunlar da Binnaz Hanım hazırladı. Eğer doktoru izin verirse yiyebildiğini yesin. Tamam. Yiyemedikleri varsa da fakir fukaraya dağıtırsınız hastanede. Tamam. Sen de mi geliyorsun? Ben rica ettim. İyi haberlerle dönün inşallah. İnşallah. Seyidi ortadan kaldır. Yoksa daha fazla beklemeyeceğim. Tamam. Emin'in kalkmasından bir gün önce bitireceğim işini. Ben o kadar bekleyemem. Herif evime kadar girmiş. Seyit mi? Emin'im oydu. Yaptığım bütün ticareti bitirdi aşağılık. Resmen alay ediyor. Beni albayla sıkıştırıyor. Birkaç gün kaldı, sık dişini. Sırtından o kamburu alacağım. Senin bir şey yapacağın yok. O herifin kafasını ben sıkacağım kurşun. Beni dinle. Yaptıklarının hepsinden haberdar belli ki. Nasıl bir adım atacak bilmiyorsun. Birkaç gün daha bekle, ben halledeceğim diyorum. Hem sen temizce bu işin içinden sıyrıl hem ben. Eğer Şura Seyit'e bir şey olduğunu öğrenirse burada kalır. O yüzden gemi kalkmadan bir gece önce bitireceğim bu işi. Bütün otel ahalisini çekeceğim ayağının altından. Sana söz veriyorum. Peki. Dediğin gibi olsun. Oğlum, sana düşmez dersen anlarım. Estağfurullah. Sözüme itibar et. Git konuş Şura'yla. Derdiniz neyse çözün. Bu kız seni çok seviyor. Sabaha kadar ağladı. Ben de üzüntüden ne yapacağımı bilemedim. Ne oluyor oğlum? Nedir derdiniz? Aranızda çözemediğiniz bu büyük mesele nedir? Ben bir ateşin ortasındayım. Mücadelem de devam ediyor. Şurayı da bu ateşin ortasına atmak istemiyorum. Gitsin, kendine sıfırdan bir hayat kursun. Ne kadar uzakta olursa beni o kadar kolay unutur. Yani hayatımdan çıkardım, bitti mi diyorsun? Benim onu hiçbir zaman hayatımdan çıkarmam mümkün değil. Ama gitmesi onun için en doğrusu. Kardeşiniz nasıl oldu Binnaz Hanım? Aynı. Doktorlar yavaş yavaş iyileşecek, sabırlı olun dedi. Çok sevindim. Şurası çok merak ediyor, aklı hep sizde. İyi değil, bir de bizi merak etmesin. Nasıl? İyi. Biraz önce doktorla konuştuk. Taburcu olacağız yarın. Artık daha fazla burada kalmak istemiyor. Çok sevindim. Gözünüz aydın. Darısı bizim başımıza inşallah. Kendini iyi hissetmesine çok sevindim. Teşekkürler. Kimden? Petro'dan. Lütfen o çiçekleri başka bir hastaya götürür müsün? Görmek bile istemiyorum. Nasıl istersen. Ne güzel çiçekler. Kimden bu? Petro yollamış ama Şura odasında görmek istemiyor.
Bugün daha iyisin maşallah. Yüzüne kan gelmiş. Yavaş yavaş toparlanıyorum. Daha iyi olacaksın Allah'ın izniyle. İyiyim. Daha iyiyim. Bir şey mi istedin kızım? Biraz yürümek istiyorum. Gel. Ama odanın içinde yürü, olur mu? Tamam. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Pencereye gidelim. Tamam. Gidiyor musun? Sen niye geldin? Birinizin alıp geri döneceğim. Şurayı rahatsız etmeyin. Zaten ziyaretine de izin vermiyorlar. Tamam. Gidin siz. Ben bir bizimkilere bakayım. Tamam. Tina. Şura kimseyle görüşmek istemiyor. Onunla konuşmak zorundayım. Lütfen gider misiniz buradan? Tamam, iki dakika konuşayım. Ondan sonra isterse benimle hiç konuşmasın. Şura. Lütfen seninle konuşmam lazım. Lütfen Celil, hiçbir şey duymak istemiyorum. Seyit için değil, kendim için. Yoksa hayata, ilişkilere ya da aşka inancım kalmayacak. Burada seninle kalacağım. Yalnız konuşmayı tercih ederim. Ben de sizin buradan gitmenizi tercih ederim. Neden anlamaya çalışmıyorsunuz? Ona zarar veriyorsunuz, onu üzmek... Tina. Seni dinliyorum. İyi misin canım? İyiyim. O gece, senin otele geldiğin gece... Seyton'un hayatından tamamen çıktığını zannediyordum. Öyle inandırılmıştı. Mera benim adım. Çok sevdim bu ismi Mera. Otursana Mera. Lütfen pişman olacağım bir şey yapma. Öfkeyle yanlış bir şey yapma lütfen. Güle güle. O saçma sapan geceyi bir daha geri dönüşü olmasın diye köprüleri tamamen yakmak için yaşadı. Çok kızgındı sana Şura. Yuvam dediğim o odada. Benim yatağımda. Benim yatağımda. Dostum dediğim o kızla. Seyit köprüleri yaktı. Gerçekten çok büyük bir yangın çıktı. Dost, bir dakika. Sen kimden bahsediyorsun? Ayşe'yi söylüyorum tabii ki. O gece odaya girdiğimde beni karşılayan zavallıdan bahsediyorum. Ne? Ayşe.
Dün gece olanları Seyit öğrendiği zaman hayatı boyunca senden nefret edecek. Bunu biliyorsun değil mi? Sen mi söyleyeceksin? Benden nefret etmek Seyit'in vicdan azabını hafifletecekse, Şura'yla araların düzelmesine sebep olacaksa git söyle. Onu tehlikeye atacağını bile bile Şura'nın burada kalmasına sebep olmak istiyorsan söyle. Bana en büyük ceza Seyit'in beni sevmemesi. Ben zaten yenilgimi çoktan kabul etmişim. Merak etmediğini biliyorum ama bu çiçekler de Petro'dan. Şura, Petro seni göremediği için çok üzgün. Bu gece gitmeden hiç olmazsa seni son bir kez görmek istiyor. Yarın buradan gittiğimizde Petro da hayatımdan çıkmış olacak. Bu şehre ait hiçbir şey kalmayacak. Burada duralım. İn arabadan. Bizi yalnız bırak. Al bakalım. Sendeki emanetlerim var şimdi. Kârlı bir alışveriş oldu. Hepsi bu kadar mı? Evet. İn arabadan aşağı. Biliyordum Petro. Böyle bir alçaklık yapacağını biliyordum. Aynı zokayı iki kere yutmam. İyi şimdi. İn aşağı. Alacağım. Mektubunu hiç okuyamayacak.
İndir silahını Pedro. Seninle buluşmaya yalnız geleceğimi mi zannettin Pedro? Buraya kadar Lola. Ölümüm halinde sorumlusun sen olduğunu mektubuma yazmıştım. Boşuna çırpınıyorsun. Ben ölürsem sen de yanarsın Pedro. O toprağa sen de girersin. Acele et. Vaktimiz yok. Pedro, daha Seyit'in işini bitireceğiz. Pedro yapma. Pişman olacaksın. Güle güle sevgilim. Pedro. Cenaze masrafları. Güzel. Hadi gidelim. Şehre girmeden arabadan inersin. Tamam. Hanımlar. Müsaadenizle. Gece çok hüzünlü bir konser olacak. İstanbul'a bu gece vedalaşacağız. Sen benim buradaki ilk ve tek dostumdun. Birbirimize sürekli mektuplaşacağız. Yüzünü görmenin, sesini duymanın yerini tutmaz ki. Belki Celil'le bir gün çıkar gelirsiniz. Belki. Seni çok özleyeceğim. Şartları senin için uygun hale getirdikten sonra seni çağıracağım. Sen de yanımıza geleceksin. Peki bir gün beni sevebilecek misin? Bir gün eşin olabilecek miyim? Benim zaten bir eşim var Yusuf. Konstantin benim için ölmedi. Sonsuza kadar onu seveceğim. Seyit sadece işe güce verdi kendini. Hiç konuşmuyor. Gece gündüz. Kafasını kaldırmıyor. Ayşe'ye bakmak için bile mi kaldırmıyor? Özür dilerim, saçmaladım. Saçmaladım. Şura, ben Seyit'in senden başka kimseyi düşünmediğine eminim. Çok üzgün. Bilye savaş açmış vaziyette. Sessiz sessiz intikamımızı alıyor. Ona Pera'da adım atacak yer bırakmadı. Dikkat et yüzbaşı. İş yaptığın insanların sırtından bıçaklıyorsun.
çok düşman edinmeye başladın. Bu musluk kapanırsa sen de susuz kalırsın. Dur bunları. Sen merak etme. Musluk yeniden akacak. Hiçbirimiz zarar etmeyeceğiz. Her şeyin zamanı var. Bize problem olan adamı yakında ortadan kaldırıyorum. Gel seni güzel müzik dinleyebileceğimiz bir yere götüreyim. Hem bir şeyler yeriz, hem de böyle içeriz. Ha? Hayret, bugün Aliye de aynı şeyi söyledi bana. Bu Yusuf'un keman çalacağı yer olmasın sizin götürmeye çalıştığınız yer. Şurayı bir kere daha görmek istersin diye düşünmüştüm. Herkes söyleyeceği lafı söyledi Celil. Başka söze gerek yok. Peki. Celil'le evliliğiniz nasıl gidiyor? İyi. Bu kadar mı? Bilmem. Başka ne diyebilirim ki? Ona aşık mısın? Hayır. Ama o çok iyi bir insan. Celil bir tanedir. Dürüsttür. Sevimlidir. Cana yakındır. Sadıktır. Çok da iyi bir dost aynı zamanda. Evet. Seyit'i hiç yalnız bırakmadı. Seyit o kadar üzgün, o kadar mutsuz ki. Aliye lütfen bu konuyu tekrar açma. Lütfen. Gitmekte kararlı mısın? Yaşadığınız bu aşkı Seyit'i arkanda bırakabilecek misin? Evet. Senden bu mektubu Seyit'e vermeni rica ediyorum. Tamam. Sen bana bu hayattaki en büyük hediyesin. Biliyorsun değil mi? Oturabilir miyim? Şura lütfen. Buraya seninle vedalaşmaya geldim. Bırak Petro. Bunca yıllık dostluğumuzun hatırına Şura. Sen bizim dostluğumuza ihanet ettin. Sana ne dersem diyeyim bana inanmayacağını biliyorum. İstersen beni hiç bağışlama. Ama bu gece en azından küçücük bir vedayı bana çok görme. Buna hayır deme Şura. Belki bir daha birbirimizi asla göremeyeceğiz. Son görüşmemiz böyle olmasın. Son anımız aklımızda böyle kalsın istemiyorum. Bunu bana çok görme. Dayı. Hı. Otel boşaldı neredeyse. E işte şimdi İngilizler oteli yavaş yavaş boşalttılar da bir tek asker kaldı. O da yarın sabahleyin çıkacak. Geriye kalan bütün müşteriler zaten sivil.
var. Yangın var. Beni bırak, diğerlerini uyandır. Yangın var, uyanın. Bismillahirrahmanirrahim. Ayşe. Ayşe. Ayşe kalk kızım. Allah'ım. Ayşe. Allah'ım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Uyan. Kaldı bana. Kaldı. Ne olursa olsun bırakma beni. Diğerleri indiler. Yüzü de in aşağı. Seyit! Seyit! Şura! Seyit! Seyit! Seyit!
İyi misin? Galiba. Artık seni bırakmayacağım. Daha sonra seni asla bırakmayacağım. Hiçbir yere gitmiyorum. Senden bir adım bile uzaklaşmayacağım. Çok korktum. Herkes iyi mi? Buraya kadar Emine. Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Seni kaçabilme ihtimaline karşı tutukluyor. Ne? Seni Baroness Dola... Polanski'yi öldürmek suçundan tutukluyor. Ben kimseyi öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Bırak. Çantasından bu çıktı. İçinde eğer öldürürsem... Katilim Seyit Eminov yazın. Onu öldürürken çantasında bunun olduğuna haberin yok. Ben kimseyi öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Duydun mu? Yine ne yalanlar uyduruyorsun aşağılık herif. Merak etme. Sana da sıra gelecek. Hepinizi teker teker toplayacağım. Getirin. Hayır. Getirin. Hayır. Bırak. Hayır. Hayır. Celik. Celik şurayı götür buradan. Seni kurtaracağım Celik. Kardeşim. Şurayı bindir o gemiye Celik. Seyit gitme. Seyit. 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 Tina bizi bıraktı. Bıraktı bizi. Hikayelerini size emanet etti giderken. Hayır. Celik. Celik şurayı götür buradan.
Seni kurtaracağım Celil. Kardeşim. Şuraya bindir o gemiye Celil. Seyit! Gitme! Seyit! 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 Yüzbaşı Bilal'in Şeref Oteli'ni cehenneme çevirdiği gece, aylar boyunca sürecek bir kabusun da kapısı aralanmıştı. Baronesi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kurt Seyit'in aklında sadece şurasını güvenli bir limana gönderebilmek vardı. Petro'nun Yüzbaşı Billy ile birlikte kurduğu pusu, Kurt Seyit'i dipsiz bir karanlığın içine çekmişti. Sürgün ve işgal acısına şimdi de esaretin ve ayrılığın acısı eklenmişti. Hücrede dışarıdan tek bir haber alamadan geçirdiği haftalar, aylar boyunca Celil'in sözünü tuttuğundan emin, şuranın Londra'ya sağ salim vardığı düşüncesiyle avınıyordu. İngiltere'ye giden geminin hareketiyle beraber, baronesin ölmeden önce emanet ettiği Petro'yu Azrail'le komşu yapacak mektup, üzerinde yazan adrese doğru yola çıkmıştı. İstanbul'un yoksulluk ve acıyla sınandığı, sokaklarının kor gibi yanan bir öfkeyle dolup taştığı o işgal günlerinde bile gemiler menzillerine, mektuplar adreslerine er geç varıyordu. Son nefesini vereceği gün geldiğinde, şurayı alıp kendisinden çok uzaklara götüren o gemiyi hayal edecekti. Yüreğine dolup taşan özlemi de kendisiyle birlikte sonsuzluğa götürecekti. Adi Suat! Kurt Seyit'in önünde uzanan yolunsa varacağı sadece iki menzil vardı. Ya hürriyet ya da ölüm. Deminov, hazır mısın? Kahrolsun işgalciler! Katiller! Yaşasın hürriyet! Hadi. Son istek diye bir şey yok mu? Ben de son isteğimi söylüyorum. Allah rızası için. Allah günahlarını affetsin. Sevgi sözcüklerinin yerine ismini koyduğum küçük kadınım. Sevgilim, sevdiğim, özlediğim gökyüzüne, bir nefeste kokusunu içime çektiğim Karadeniz'in hırçın dalgalarına, beni hala geri çağıran topraklarıma Şura dedim ben. Bir daha asla gidemeyeceğimi bildiğim baba ocağına, hasretin bin türlüsüne hep Şura dedim.
kalbim adınla atmaya başladı, adınla duracak. Sana yazdığım son satırlar bunlar. Kaderle savaş meydanlarında vuruşarak değil, bir ipin ucunda sallanarak ölmek varmış. Ben bir askerim. Ölmekten korkmuyorum. Ben bir tek senin için korktum hayatta. Seni koruyamamaktan korktum. Sana zarar vermekten korktum. Seni kendimden uzaklaştıramamaktan korktum. Şimdi benim sebep olduğum tehlikelerden uzakta yaşadığını düşünerek avunuyorum. Seni sevmek için bile yaşamaya değerdi. Elveda. Yüzbaşı! Bu çocuklardan daha binlercesi, milyonlarcası var. Onları asarak, öldürerek kurtulamazsınız. Onların etkisinde boğulacaksınız. Krallar gibi geldiniz, soytarılar gibi gideceksiniz. Seyit Eminov, cinayet suçundan hakkında verilmiş idam hükmü İşgal kuvvetleri tarafından kaldırılmıştır. Serbestsin. Sebep? Sebep? Anlamadım. Ben suçsuzum, orası tamam. Sizin bu ani adaletinizin sebebi nedir? Götürün. Eğer suçsuzsan kelepçelerimi şu anda çözün. Hemen! Çıkarın. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Geçmiş olsun Seyit. Neler olduğunu... Neler olduğunu anlayamıyorum. Siz biliyor muydunuz? Oğlum, ümidimiz vardı ama emin değildik. Nasıl serbest bıraktılar beni? İpten döndün oğlum sen. Çok şükür ya Rabbim. Sen içeride, biz dışarıda tükendik. Ama sonunda affını imzalamak zorunda kaldılar. Ne verdiniz Biliye? Ben buradan nasıl kurtuldum Yahya abi? Başından beri üst makamlarla temas halindeydik. Elimizden geleni denedik ama seni Petro kurtardı. Şşş.
Hoş geldin, gel. Kıyıda köşede ne varsa hepsi yangında yandı, bitti, kül oldu. Otel de harabeye döndü zaten. Yani inan yangından sonra tek bir çivi çakacak durumumuz yoktu. Zaten tadilat da Petro sayesinde oldu. Artık otelin yarısı onun. Başka çaremiz yoktu Seyit. Bu zor zamanda çok borçlandık ona. Mecburen ortak ettim onu buraya. Bakıyorum ben yokken Petro büyük Petro olmuş. Sen bırak. Dengemi bozuyorsun. Taşıyoruz işte, önüne bak. Kurt Seyit. Seyit abi. Kurtçuk. Kurtçuk. Ben dedim Seyit abi aşmaya kimsenin gücü yetmez. Seyit abiye kurşun işlemez. Hiçbir ip bunu boğamaz dedim. Tamam bırak, sen boğacaksın şimdi. Aslanım benim. Şura. Şura senin geldiğini biliyor mu? Gidip söyleyeyim mi? Şura İstanbul'da mı? Anlatacağım sana. Şura'yı o gemiye bindir demiştim. Bana söz vermiştin. Atlayacağız. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Ayşe. İki iş olmasın diye söylüyorum. Sonra tekrar katlamak zorunda kalacağız. Hala konuşuyorsun. Kendi işine baksana sen ya. Benim işime karışma. Ayşe. Tartışma istemediğimi kaç kere söyledim. O zaman kimse bana ukalalık yapmasın. Ukalalık değil. Sizin istediğiniz gibi yapmasını söyledim. Parladı her zamanki gibi. Tamam kızım, uzatma sen de artık. Aa. Lütfen herkes işinin başına dönsün. Akşama kadar yetiştirmemiz gereken çok iş var. Seyit. Şükürler olsun. Çok şükürler Rabbim. Şükürler olsun. Dur. Üzerimde zindanların tozu toprağı var. Umurumda mı sanıyorsun? Olsun, benim umurumda. Hudut'tan giriş yapan kafile çok büyükmüş. Öyle diyorlar, ondan bu kadar kalabalık. Yine eli boş dönmeyelim de. Sen al karını da dön Lütfü. Saime'ye eziyet oluyor. Yok abla, olur mu öyle şey? Ben dedim zaten bu sefer gelmeyin diye. Yok Emine ablam, ben senin için söyledim. Sonra çok üzülüyorsun ya ondan. Sen çok yoruldun abla, istersen oturalım dinlen biraz. Kaç saattir ayaktasın? Ben 12 senedir bekliyorum. Saat ne ki? Laf. Hadi bismillah. Trenin sonuna doğru tamam. Koş. Saime. Saime gözünü dört aç. Tamam. Kızları tanımasan bile yanlarındaki Hakkı'yı görürsün. Ben tanırım kızlarımı. Gözlerinden tanırım.
kokularından tadım. Anne! Anne, sana mürüvveti getirdim. Gelinlik kız alıp çıktınız Mürvet. Oğlum, Meri inmedi. Meri nerede Hakkı? Kardeşin inmedi. Oğlum gitsene, Meri inmedi. Anne. 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 Meri. Anne. Meri'yi geçen gün kaybettim. Meri! Yangından sonra çamaşırhane hepimiz için kurtuluş oldu. Hep birlikte burayı çalıştırmaya başladık. Senin Bilye'ye olan borçlarını ödeyebilmek için çamaşırhanenin aralıksız çalışması lazımdı. Celil ile Petra çok yardımcı oldular. Çok uğraştılar yeni müşteriler bulalım diye. Şimdi ne kadar çok müşterimiz var inanamazsın. Pera'daki bütün otellerin çamaşırlarını biz yıkıyoruz. Öyle çok iş oluyor ki ben zaman zaman burada kalıyorum. Şura'ya en derin sevgilerimle, Petro. Serbest kalma ihtimalini söylemediler bana. Hepsinin alacağı olsun. Çünkü o anı hep hayal ediyordum. Sen çıkarken ben kapıda olacaktım. Beğendin mi? Eski beceriksiz Şura yok karşında. Kendi işimi kendim yapıyorum. Çok güzel.
Reçel yapıyorum, yemek yapıyorum. Mükemmel oluyor hepsi. Tina ile Petro inanmıyorlardı önce. Gizli gizli başka birine yaptırdığımı düşünüyorlardı. Ama sonunda çok becerikli olduğumu kabul ettiler. Niye o gemiye binmedin Şura? Neden? Niye sözümü dinlemedin? Çünkü kurtulduğunu görmek istedim. Ölmene izin veremezdim. Kurtulmam için ne yaptın? Şura! Petro! Petro! Başardın! Başardın! Başardık, başardık Petro! Başardın! Başardık! Başardık! Sonunda! Seni tekrar gördüğüme çok sevindim Zeyd. Petro çok uğraştı senin için. Bunu benim için mi yaptı? Bu ne demek şimdi? Şu anda dışarıda olduğuna göre. Petro senin hayatını kurtardı Seyit. Varını yoğunu ortaya koydu. Petro bir kez daha senin hayatını kurtardı. Seyit bozuyor, Petro düzeltiyor. Tabii Seyit herkesin hayatını alt üst ediyor. Çok şükür Petro yeniden düzeltiyor. Sana borcum var Petro. Bir kez daha. Anlaşılan senin nezdinde başkalarına da borcum var. Ama hepinize borcumu ödeyeceğim. Yemin ediyorum. Ömrümün sonuna kadar yaptıklarımı unutmayacağım. Seyit. Şura dur. Bunu anlamamız lazım. Daha bu sabah boynunda ip idam sehpasındaydı. Son saniyede kurtardım. Neredeyse kaybediyorduk seni. Petro. Tamam. İşte. Büyük bir buhran yaşıyor. Kafası çok karışık. İzin ver kendine gelsin. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Şura'ya en derin sevgilerimle. Can düşmanı Seyit küllerinden doğdu. Nasıl hissediyorsun? Seyit'in dışarıda olması seni korkuttu. Beni değil. Şura'nın gözünde kahraman olmak için bin bir dolap çevirdim. Generalleri paranla tavlıyormuş gibi göründü. Bugün Seyit asıldıktan sonra tam zaferini kutlayacaktı. Ne oldu? Seyit Eminov'u özgürlüğüne kavuşturdu. İşim bozuldu. Sen timsah gözyaşları dökmeye hazırlanırken ortaklıktan attığım Billy sana büyük bir çelme taktı. Sana daha önce de söyledim Billy. Sadece açgözlü değilsin.
aynı zamanda aptalsın. Artık ortaklığı tamamen unut. Yanlış. Abdullah sensin. Barones Seyit'e mektup bıraktığını söylediğinde blöf zannettin değil mi? Ayak altında dolaşma. Çekil. Seyit Emilov için bir mektubum vardı. Seyit Emilov mu? Evet. Ben veririm. Peki. Barones. Mektubunda her şeyi tek tek yazmış. Senin Bolşeviklerden olduğunu, en yakın arkadaşınız Mişel'i öldürdüğünü. En fenası da Seyit'in kardeşi Osman'ı kendi ellerinle öldürdüğünü yazmış. Ne kadar istiyorsun? Bu mektup o kadar ucuz bir mektup değil Petro. Artık sadece paran değil, canın da elinde. İstersen sana ihtimalleri bir sıralayayım mı? Ben Baroness'in mektubunu Seyit'e veririm. Seyit seni öldürür. Ben Seyit'i asarım. Bütün para bende kalır zaten. Ya da mektup bende kalır. Sen hayatta kalırsın. Benim için daha çok çalışırsın. Ben daha çok kazanırım. Anlaştık. Ben de öyle olmuyordum zaten. Hadi. Seyit çıktığından beri ortalarda dolaşıyor. Ne istiyor bu aşağı girip? Sonunda bu adamı sana bırakmadan ben öldüreceğim hadi. Merhaba çocuklar. Bu Deli Ormanlı Lütfi Bey buralarda mı oturuyor? Sen Nevzat mısın? Evet, sen kimsin? Ben senin babana bir şey vermem lazım. Evde mi? İstasyona gittiler. Emine teyzenin kızları gelmiş Bulgar'dan. Onları karşılayacaklar. Burada mı bekleyeceksin yoksa benimle eve gelecek misin? İçinden neler söylediğini çok iyi biliyorum. Geldiği gün yine benden kaçtı. Geldiği gün niye gitmedin diye sordu bana. Hadi rahat rahat söyle. Sana acıyorum şurada. Söyle ki öfkeleneyim. Haklı olduğunu bile bile hırsımı senden alayım. Beni rahat bırak Tina diyeyim. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiçbir şey. Senin de hayatını değiştirdim. Benimle yaşamaya, burada kalmaya mecbur ettim seni. Sen kalbinde bu yükü taşıdığın sürece Şura, ben hep senin yanında olacağım.
yapıyorsun? Eğer Kurt Seyit Eminof bundan sonraki hayatında benimle yaşamak istiyorsa kendi gelip beni evden alacak. Gözlerimin içine bakıp iyi ki gitmedin diyecek. Sensiz yaşayamıyorum diyecek. Bir tek sensizlikten ölebilirim diyecek. Bizim kaderimizde ayrılık yok abla. Seyit beni almaya gelecek. Kolay gelsin hanımlar. Yardıma ihtiyacınız var mı? Sağ ol, hallettik biz. Sabri de Seyit geldiğinden beri oradan oraya koşturup duruyor. Aman. İyi misiniz? Yok. Kabahat zaten Kösele terlikle cama çıkandı. Tamam. Kolay gelsin. Çamaşırhanenin kapısı kapalı. İçerideler mi yoksa çamaşırhane boş mu bilemedim. Niye kapıyı çalmadın? Niye seslenmedin? Yok artık. Koşarken neredeyse düşürüyordun beni. Ne acelen var senin bakayım? Pardon patron. Ayşe ablam bir şey tabine bak dediydi de. Çamaşırhaneye gittim geldim çabucak. Ne sen demedin mi git bak diye? Tamam in aşağı. Gözlerin yollarda kaldı bakıyorum. Ama boşuna yanına gelir diye ümitlenme. Abuk subuk konuşma, biri duyacak şimdi. Seyit yokken daha cesaretliydin, ne oldu? Ne olur kurtar onu, ne istersen yaparım diye paçalarında dolanıyordun. Benim hiç inancım yok seni kurtardığına. Asılsın diye bekliyordum. Gözlerinden belli. Ayşe. Elindeki iş bitirmedin mi hala kızım? Ayşe ölsün de hepiniz kurtulun inşallah. Ne oluyor kızım sana? İyice bir tuhaf oldun bu aralar. Bu kızın bir zapturapt altına alınması lazım. Çamaşırhane bugün erken kapanınca oteldeki iş gücü arttı. Nasıl gidiyor? Yarının işini bitirdik sayılır. Güzel. Seyit, otelin yeni halini görmek için hala uğramadı galiba. Ne oldu? Billy derdini yakında başınızdan alacağım. Aman Ali, sakın ağzından böyle laflar duymayayım. Ben bugün sinirle öyle söyledim. Seyit içerideyken bir şey yapmak onun hayatını tehlikeye sokardı. Seyit de çıktığına göre yakında bitecek bu iş. Sakın dedim. Celil'in başını yakarsın. Karısı işgal kuvvetleri yüzbaşısını öldüren adamı rahat bırakmazlar. Onu düşün. Celil'e de zarar verirsin. Her şeyin zamanı var. Thank you.
Buyurun. Merhaba, ben öğlen de gelmiştim. Lütfü Bey'le konuşmak istiyorum. Anne bu. Siz ne istiyorsunuz Lütfü Bey'den? Kardeşinin emanetini getirdim. Acil Suat'tan mı? O baskından kaçarken kaybettik birbirimizi. Biz Mehir ile babamla kaldık. Abim annemle gitti. Sınırda buluşuruz diye sınıra doğru gittik. Ama hepten dağıldık tabii. Hiç Türkçe konuşmamışlar. Bulgarız diye kandırmışlar da öyle hayatta kalmışlar. Sonraki 7 sene oradan oraya kesindik. Önce babamı kaybettik. Verem'den. Bir yıl önce de Mehir hastalandı. Senin mektuplar nasıl işe yaradı bak Hakkı, görüyorsun değil mi? Helal olsun sana be. Yıllar sürdü. Ama olsun. Buldum kardeşimi. Allah senden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Bu odadaki herkes o cehennem yaşadığım mürvetim. Mengeni mahallesindeki her kapının arkasında böyle bir hüzün var. İşte bu hüzün. Geride bıraktıklarımız, akıttığımız gözyaşı bizi akraba yaptı. Onun için birbirimizden ayrımız gayrımız yok bizim. O yüzden biz de kardeşimizi bulmuş kadar mutluyuz yani Mürvetciğim. Tekrar hoş geldin. Hoş gördük. Lütfü. Hı? O adam geldi. Acil Suat'tan bir emanet getirmiş sana. Kim o adam kız? Buyurun. Merhaba. Ben Seyit Eminov. Kardeşinizle aynı hücredeydim. İyi haber mi? Maalesef. Çok üzgünüm. Ne günmüş ya Rab. Ne günmüş. Ya, biri bağışladı. Petro kurtardı diye. Yaşadığına neredeyse lanet eder mi adam yahu? Kurtsa yetemin olsa eder. Bu kızı bir an önce baş göz etmemiz lazım. Yoksa bu sinirle, bu asabiyetle beni fütçeden gönderecek. Allah aşkına Yahya, konuş Ali dayıyla, hallet. Tamam, ben hallederim. Bir sorun mu var? Yok, hayır. Ya şimdi o deniz kıyısında oturuyordur böyle, sahilde, denize karşı. Deniz onu sakinleştirir. İyi ki üstüne gitmemişim. Ali dayı, gel. Hayır, ne var? Şu şeyi bir kontrol edelim, eksik falan var mı? Neyi kontrol edelim? Ya neyi kontrol edelim? Yahya Bey. Seyit'ten bahsediyorduk da. Anladım. O asla küsmez size. Bir de konuşmama izin verse. Aylardır bizim de konuşmaya pek fırsatımız olmadı. Ama en güzeli birlikte olmaktı. Şimdi otel yeniden açılacak ve hepimiz dağılacağız. Kimsenin bir yere gittiği yok. Aile bir daire tutacağınızı söyledi. Pera'dan yer bakıyor musunuz? Evet. Keşke yine otelde kalsaydınız. Mümkün değil Güzide. Neden? Sadece yemeklerde bile birlikte olmak çok güzeldi. Güzide.
Yapma lütfen. Üzme beni. Ali dayı, ben de seni arıyordum. Şey Petro, odadaki ampullerle salondakiler farklı olsun istekle. Pardon. Ben sahile doğru gidip Seyit'e bakayım. Belki oralardadır. Buyurun, simitlerim taze. Aylardır dirisinden tek bir haber alamadık. Ölüsünden de haber alacağımızı hiç sanmıyorduk. Demek bugün kıydılar ha? Hakkını helal et. Helal olsun. Ben de zaten geliyorum arkana. Sen de hakkını helal et. Helal olsun. Sen de aynı hücredeymişsin. İdam hücresinde. Sen nasıl kurtuldun? Bunu verip bıraktılar. Bir servete mal olmuş. Olmaz olamış. Binbaşı Kingston. Leş kargaları. Katiller. Aylarca küçücük bir hücrede Adil'le beraber kaldık. O inanır mısın her gün durmadan işte mahallesini, sizi, oturduğu evi uzun uzun anlatır dururdu. Benim de kendi kardeşimden, yani Osman'dan kalan da. Ben de böyle bir emaneti görünce hemen teslim edeyim dedim. Artık sen de benim bir kardeşimsin. Saime. Sofra hazır değil mi daha ya? Ya yok yok, ben kalmayacağım. Yok. Geç olmadan yok. Gideyim. Yok yok. Şey, kal. Biliyorum senin için de bugün çok zor bir gündü. Ama şimdi bugün burada kal. Bizim başımızın üstündeki yerinde kal. Estağfurullah. Bugün kardeşimin eksikliğini hissettim ama. Onu konuşalım. Senin kardeşini konuşalım. Bütün ardımızda bıraktıklarımızı konuşalım. Kırım'ı, bizim oraları konuşalım. Ne bileyim işte, böyle konuşalım da konuşalım yani. Bu sabah gözümü hücrede açtım. İlk de kapatacağım sanıyordum. Adil Suat'ın sofrasında lokma yemekte varmış. Emine abla haklı ya. Ne gülmüş be. Buradaki günler de iyi günler değil Mürvet. İngiliz çöreklenmiş oturuyor burada da. Sen yeme ben yiyeyim diyor. Sen yaşa sen yaşama diyor. Tak diye vuruyor alnının ortasında. Gözüne kestirdiği güzel kızların böyle sırtına dayayıp süngüyü. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Orada yaşadığımızdan bir farkı yok yani, anladın mı? Anladım. Neler duyuyoruz. Bir bilsem. Onun için dışarı çıkarken başını yüzünü kapatacaksın, tamam mı? Yanında Hakkı abin olmadan adım atmayacaksın. Öyle boş bulunup tanımadığın insanlarla, bilmediğin insanlarla konuşmayacaksın. Aman, aman gözünü seveyim, dertli etme beni. Tamam. Hadi kızım. Yol yorgunsun, sen de yat dinlen güzelce. Abin çoktan uyudu. Zahmet oldu. Zahmet neymiş? Annenim ben senin. Deme bir daha öyle, olur mu? Hadi Allah rahatlık versin. Perdeyi açmayayım mı kızım? Bak bir kulaççık mesafe var karşıdaki evlerle.
Hadi Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Başucunda suyu olan uykusu ferah olur. Göçmenlik korkusu diyorum ben buna. Şimdi her an buradan da gidebiliriz, yollara revan oluruz diye. Ne bileyim, öyle bir ev, bir tarla alamazsın, bir yatırım yapamazsın. Yani işte 3 kuruş param varsa o da başkasında duracağını, bari döşeğimin altında dursun deriz. Sonra da tedavülden kalkan paraları martılara atarsın. Doğru. Yazık olmuş ya. Ama ben buradan bir yere gitmemeye kararlıyım. Burada yaşayacağım. Düşmanlarıma inat burada kalıp kök salacağım. Onlarla savaşmaya devam edeceğim. İnsanın yuvası neredeyse yurdu da orasıymış. Öyle. Ben kendi topraklarımı koruyamadım. Olmadı. Ama şimdi burada kalıp mücadeleye burada devam edeceğim. Bekarsın değil mi? Bir Türk kızıyla seni ben evlendireceğim. Söz. Ayrılmak istiyorum Celil. Ne? Neden? Bana çok büyük iyilik ettin. Ama bu durum ikimiz için de yük olmaya başladı. Yani bu durum benim için yük falan değil. Yani ne demek istediğini anlıyorum tabii ki ama böyle bir şeyin olması mümkün değil. Ben sana saygısızlık mı yaptım? Hayır yani... Celil. Bunun seninle ya da Güzide'yle bir ilgisi yok. Ben ayrılmak istiyorum. Bu evlilik bana yük olmaya başladı. Biri mi var? Ayrılırsak olacak. Aliye, Aliye, özür dilerim. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bu işin bitmesi herkes için hayırlı olacak. Yani aşık olsaydım hissederdim. Yani öyle değilse, yani bunu Güzide için ya da benim için yapıyorsan, bak tekrar söylüyorum. Celil, hayır. Bu meseleyi kapattık. Thank you.
Oturacak mısın da? Uykun gelmedi mi? Hadi Allah rahatlık versin. Ayşe. Kızım ben... Seni evlendirmeye karar verdim. Ne? Kızım kocan öleli çok zaman oldu. Gençsin, güzelsin. Ben evlenmek falan istemiyorum. Bunu nereden çıkardın? Olur mu öyle şey kızım? Kocanın yasını tuttum, bitti artık. Hem yalnızlık Allah'a mahsus biliyorsun. Ayrıca ben duydum ki... şeyle bizim birbirinizde gönlünüz varmış. Galip'le. Hele bir seyahatten gelsin, ondan da konuşacağım. Ne? Allah yazdıysa bozsun. Bunları bir Naz Cadısı sokuyor değil mi senin kafana? Hayır. Ben yarın sorarım ona. Hayır dedim Ayşe. Ben Galip'le Malip'le evlenmem. Gönlümün istediği olmazsa hiç kimseyle evlenmem. Gönlünde biri mi var peki? Ayşe! Ayşe! Saatte nasıl gideceksin Feraye Seyit? Al, misafirimiz ol. Yok lütfen abi. Ben gideyim. Sağ ol. Yangın var! Arka sokakta yangın var! Yangın var! Sahibi, oğlanı kaldır. Arka sokakta yangın var! Oğlanı kaldır, oğlanı! Anne! Kalk yavrum. Giyin kalk kalk kalk. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Evet çocuklarımız uzaklaştı. Fikriye. Fikriye. Çocuklar. Geçin şöyle. Alın şu örtüyü. Kapatın ağzınızı burnunuzu. Hanım, çocuklarına sahip çık. Öteye gidin. Uzaklaşın buradan. Onlar benim çocuklarım değil. Laf yetiştirme. Uzaklaşın buradan. Gelin şöyle. Gelin. Gel sen. Anne! Anne! Gel. Hakkı! Hakkı biz Mehmet'e sıçradı. Yangın buraya gel. Hakkı! Şunu doldur yanaktan getir. Suyu su doldur getir. Çabuk. Yangın var ya. Dur. Anne! Bu böyle bir boyla olacak iş değil. Oradan, çeşmeden elden ele geçirmek lazım bunu. Unuttum. 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 Anne! 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 Yanıyorsun. Çıkar şunu, yanıyorsun. Bırak beni. Bırak dedim. Anne!
lazım. Geldiğine geleceğine pişman oldum. Yangının ortasında buldu kendini. Biz de mürvetleri karşılamaya gitmiştik sabah istasyona. Tövbe, ben daha ağzımı açmam. Ne günmüş, ne günmüş dedikçe sen misin diyor, daha felaketi geliyor. Allah'ım sen beterinden koru ya Rabbim. Neyse ki cana bir şey gelmedi Emine abla. Ya çok şükür ucuz atlattık. Çok şükür. Kardeşim Allah razı olsun, sağ olasın. Affedersin. Bir şey sürseydik eline. Önemli değil, ben hallederim. Ben tedavi ederim, sağ olun. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olasın. Telaş yapma. Koskoca mahalle yandı. Bana bir şey olmadı, sadece emin ol. Otur. Otur Seyit. Bana bırak. Otur. Hadi. Hep böyle olacak biliyorsun değil mi? Ben her zaman yaralı bir savaşçı olacağım. Sen de sürekli yüreği ağzında gezen yaralı askerine merhem olmak için kendini adamış bir kadın. Ben de bir savaşçıyım, unutma. Sonrası daha zor olacak. Daha tehlikeli olacak benim için. Ya niye o gemiye binmedin Şura? Neden? Niye bana bu soruyu sorup duruyorsun hala? Gemiye binmedim işte. Gitmedim. Seni bırakmak istemedim. Hiçbirimiz seni bırakmak istemedik. Sen Celil'in kalbini kırdın ama soruyorum sana. Celil zor kullanmadıkça, ben istemedikçe Celil beni o gemiye nasıl zorla bindirebilirdi ki? Sadece hesap soruyorsun herkesten. Tüm etrafındakilerden, Celil'den, Petro'dan, benden. Petro'dan. Sen onun yerinde olsan başka türlü mü davranırdın? Peki ya benim yerimde olsan? Bırakıp gider miydin beni? Seyit? Seyit sen misin? Ayşe. Artık burada çalışmanı gerektirecek hiçbir durum kalmadı. Önlüğünü bırakabilirsin. Yedek anahtarı da kasanın yanına koy. Öyle mi? Teşekkür ederim.
gözünü ve suratıma. Sen değişmişsin. Ben o kızı bizim yatağımızda gördüğüm gün değiştim Seyit. Beni Ayşe ile aldattığın gün büyüdüm ben. Ne? Ne diyorsun sen şu an? Kendine gel, saçmalama. Söylediğin kelimelere dikkat et. Bırak kolumu, bırak. Ayşe ile benim aramda hiçbir şey olmadı. Nasıl bu kadar rahat yalan söyleyebiliyorsun? İnanamıyorum sana. Yalan değil, benim dediklerime inanman gerekiyor. Petro da yanımdaydı o gün. Petro da gördü her şeyi. O kız elinde benim gelinliğimle bizim yatağımızdan kalktı. Elinde benim gelinliğimle bizim yatağımızdan kalktı. Ne soruyorsun hala bana? Nasıl hesap sorabiliyorsun hala bana? Kesinlikle doğru değil, yalnız... Sus! Gitmediğim için aptalım ben. Aptalım, aptalım. Şura. Ayşe! Ayşe! Ne yaptın sen şuraya? Ayşe sen ne yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Bana yalan söyleme! Şura bana her şeyi anlattı. Seninle kaç defa konuşmadık mı? Sana kaç defa başka gözle bakamayacağımı söylemedim mi? Düşündüğün gibi değil. Hiçbir şey planlı değildi. Ben seni kırmamaya çalışırken... Sen beni arkamdan hançerlemeye çalışıyormuşsun. Hadi aşağıya. Öyle değil Seyit. Öyle değil. Sen şuraya beraber olduğumuzu nasıl söyleyebildin? Bu yalanların Petro'nun metresi olan Şura mı söylüyor sana? Kes sesini! Eğer erkek olsaydın seni çoktan cezalandırmıştım. Petro Şura'ya ev tuttu Pera'da. Bunları niye anlatmıyor sana ha? Göstermelik olsun diye, ağzımız kapansın diye bizi oraya almak istediler. Biz yine de is kokulu odalarda kaldık. Gitmedik o eve kalmaya. Yeter! Bir daha sakın karşıma çıkma. Sakın. Hadi aşağı inelim. Hadi. Ali dayı yapma. Bırak beni bilmez, bırak. Baba. Hayatımda duyduğum hiçbir şeyden bu kadar utanmadım. Hiç kimse beni senin kadar utandırmadı. Duydun mu? Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun sana! Eğer biraz izzeti nefsin varsa bu insanlar yüzünü unutuncaya kadar odandan çıkmazsın. Baba. Gözükme gözüme. Kimse konuşmasın bir süre bununla. Çıkmış. Emin önünde. Gidip baksak diyorum.
Merhaba Tina. Geçmiş olsun Kurt Seyit. Şurayı görebilir miyim? Yukarıda. Beklediğini anlamıyorum şu an. Hırpalanıyorsun. Seyit'le yollarınız çoktan ayrıldı. Sen de bunun farkındasın. Sadece değilmiş gibi yapıyorsun. Şura. Şura şu an konuşacak durumda değil Seyit. Tamam geçiyorum. Tamam. Bizi yalnız bırak. Sana onu üzme demiştim. Evet, haklısın. Sana yaptıklarımı Şura için yaptım. O üzülmesin diye yaptım. Şu an hayattaysan Şura sayesindedir. Petro. Otelden geliyorum. Ayşe sana da bana da oyun oynamış. Gidip sorabilirsin. Ama sen bana... Sen bana kendini itiraf etmiştin. İhanetinin acısını çekiyorum. O Ayşe değilse? Herhangi birisiydi. Ben o gece sana ceza vermedim aslında. Aslında en büyük cezayı kendime verdim. Git. Git. Her cümle bizi daha da uzaklaştırıyor. Bir kelime daha etmeyelim birbirimize, git. Ali dayı, ben peraya meraya gitmem. Allah muhafaza, otururum evimde. Ya biz size yük olmayalım. Ne münasebet evladım. Elbette yerimiz var. Yoksa bunca yolu gelir miydik? Ha, duydunuz işte. Yok, biz hiç. Emine, zaten sindirim tepemde. Hıncımı senden alırım bak. Oturulur mu kızım bu evde? Canım, kapısı duvarı yandıysa çadısı da başıma çökmedi ya. Otururuz içinde. Vallahi küfredeceğim şimdi ha! Tövbe estağfurullah, bozmasaydın ağzını. Kızım sen bin arabaya. Hakkı bırak onları. Geç kız kardeşine yardım et. Bin arabaya. Hadi. Hadi. Kızın yeni gelmiş. Bu yanık evde mi hasret gidireceksin kızım da? Yani Ali dayı doğru söylüyor Emine abla. Yani Hakkı bakar ilgilenir. Ben de sizi bıraktıktan sonra gelir bakar hallederim yani. Usta getirdim. Evet. Ben de bizim otele onların ustaları çağırırım. Onlar da bir bakarlar. Hadi bin arabaya. İnat etme. Orta yerimden çat diye çatlayacağım şimdi. Hadi. Mahmut,
Hatice, arabada yer var. Siz de gelin hadi. Mürvet, sıkı tutun. Aman kızım, açık araba. Kimseyle göz göze gelme. Esmaallah. Niye sen de sık sık görüşmediğimizi ben hatırladım şimdi Emine. Sen adamı yoruyorsun, yoruyorsun. Asıl sizi o pera hayatı yormuş. İkiniz de ihtiyar olmuşsunuz. Dost acı söyler. Gel. Nihayet. Hoş geldin. Seni kırdıysam özür dilerim kardeşim. Gel buraya gel. Sana şöyle doya doya bir geçmiş olsun bile diyemedim. Konuşacak çok şey var. Çok şey birikti. Çok doluyum. Seninle dertleşmeye ihtiyacım var. Eşyalarımı toplayayım çıkalım. Olmaz ki. O kadar uğraştık, didindik. Ertesi gün açılış var Yahya Bey. Nereden çıktı bu insanlar şimdi canım? İdare edeceğiz artık. Biliyorsun biz de bir yangın felaketi geçirdik. İdare edemeyiz efendim. Elçiliklerden, konsolosluklardan, şirketlerden yığınla misafir gelecek açılışa. Koskoca binbaşı Kingston gelecek. Açılıştan sonra otelde kalmak isterse ne diyeceğim ben? Üzgünüz, odalarımızı yangın bağdurlarına rezerv ettik mi diyeceğim. Bu ilişkilere ihtiyacımız var biliyorsunuz. Bak Petro. Ben artık bu otelin tek sahibi olmayabilirim. Ama sen de değilsin. Sesinin tonuna dikkat et. Ve ağzından çıkanı kulağın duysun. Bu insanlar bu otelde kalacak. O kadar. Allah iyiliğini versin ya. Ya bey, ağzına sağlık. Buyurun. Buyurun, buyurun. Girsene anne. Buyurun. Bak bu oda ferahtır. Ama ikiniz aynı yatakta yatacaksınız. İsterseniz yere yatak da atarsın. Yatarız biz Mürvet'le yan yana Binnaz Hanım. Vallahi çok zahmet verdik size. Yorulma sen daha fazla. Olur mu canım? Hadi, hadi buyurun. Hadi güzelce dinlen. Bir şeye ihtiyacınız olursa da seslenin. Hı, sağ olun. Hadi. Düştük mü günahın göbeğine? Ne işimiz var bizim perada? Kimdir kimler yattı bu yataklarda? İngilizler de kalıyormuş. Ben yatar mıyım hiç? Onların leş kafalarını koyduğu yastıklara yüzümü değdirir miyim? Allah korusun. Yo. Vallahi mis gibi sabun kokuyor bunlar anne. Oy. Anne diyen dillerine kurban olurum ben senin yavrum. Yavrum. Annem. Siz böyle yerleşin. Yüzüne ne oldu senin? Yanağın niye kızardı? Çekil ayak altına. Buraları toparlayın artık. Eşyası olanın eşyasını odasına gönderin. Otelin eşyaları da kullanılmayacaksa aşağı taşıyın. Ya her şeyi ben mi söyleyeceğim? Eşyaları içeri bakabilirsiniz. Ne bunlar fikriyelerin? Şunları vereyim de geleyim. Bana bak Ayşe, sen değil misin?
Benim. Çok geçmiş olsun Emine teyze. Sağ ol güzel kızım. Bak sen. Ben görmeyeli iyice güzel olmuşsun. Tı nazar değmesin inşallah. Bu da benim kızım Mürvet. Hoş geldin Mürvet. Hoş bulduk. Ayşe'nin gelinlik hali hiç gitmiyor gözümün önünden. Yazık, bu da kocasını çok genç kaybetti. Ya. Ne yaptın peki? Yeniden evlendin mi? Ben artık hiç evlenmeyeceğim. Herhangi bir şey. Herhangi bir şey. Hop, Ali dayı ne yapıyorsun? Bırak, ben götürürüm, bırak. Bırak Seyit olur, sen zahmet. Ya elimize yapışmayacak ya, bırak şunu, bırak. Sağ ol Seyit, sen bırak. Ah. Otelin açılışı varmış yarın, biz de geldik böyle sürü gibi. Ama ben bileydim. Ama ben söyledim. Ali abiye dedim, biz idare edebiliriz dedim. O illa tutturdu, ben bırakmam. Ama ne yapalım şimdi? Ama biz gideriz. Vallahi biz gidelim, en iyisi biz gidelim. Aa, sus bir nefes al Emine Hanım. Nereye gidiyorsunuz? Üstüme iyilik sağlık. Bak, sen şunu al, gel. Şu meşhur ezmenden yapıver bize. Hadi. Sabri, şuradan soğan ver oğlum. Güzide sen de önlüğü getir kızım. Hadi bakayım. Soğan. Koy şundan, al soğan bir. Soğan. Oraya koy. Aa. Kurt Seyit. Nereden çıktın sen? Bey, ben burada yaşıyorum. Burada mı? Evet. Yani daha önce bu otelde yaşıyordum ama şimdi komşuyum. Ha. Pera'da yani. Karşıdaki çamaşırhanenin sahibiyim. Çamaşırhane. Evet. Seyit yangında sizin mahalledeyim. Sabaha kadar koşturdu çocuk. Nereden nereye görüyor musun? Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Mürvet, sarımsak soy kızım, ezme yapacağız. Anne! Orada kızım, sarımsak. Bana müsaade. Ben seni geçireyim. Sağ ol Seyit oğlum. Ne demek? Yarın akşam açılış mevsimini görsen Seyit abi. Vallahi yok. Petro bütün elçileri, konsolosları davet etmiş. Petro nerede?
Yok. Bilmem, sabah bir görünüp kayboldu. Al işte. Hazine falan yok. Gördüklerinden ibaret. Hepsi senindir. Bu kadar için fazla lüks değil mi bu tertibat? Bile uzatma. Alacağını al. İşim var benim. Şimdilik idare eder diyelim bak. Ben asıl akşamki açılışta tutacağın büyük balığı merak ediyorum. Beni bunlarla kandıramazsın Petro. Her şey orta hasretim. Balığın küçüğüne de büyüğüne de. Yoksa ölümünü postaya ver. Anlaşıldı mı? Ben Zeynep Kamil Of'a bakmıştım. Benim buyurun. Sefarethaneden burayı tarif ettiler. Doğrudur. Sayı demin o. Bunu size iletmemi istedi. Teşekkür ederim. Affedildiğini duydum. Selamını getirsin. Başüstüne. Eyvallah. Celil, kardeşim. Az önce haber verdiler infazı. Ancak bu mektubu yazmaya vakit bulabildim. Şuraya verirsin. Hakkını helal et. Seyit'in veda mektubu mu? Kadar tuhaf. Mektubu yazan sağ ama zarfın içinde ölüm var. O yüzden en saf haliyle aşk da var. Kaybedecek bir şey yokken yazdı çünkü. Öyle. Ne yapacaksın peki mektubu? Seyit'e verecek misin? Hayır. Seyit şimdi çok sinirli. Çok umutsuz. Şu an verirsem yırtıp atar. Ama bir şekilde Şura'ya ulaştırmam lazım. Onların son şansı olabilir. Şura, aşkım, nefesim. Gördüğüm ilk günden beri bütün sevgi sözcüklerinin yerine ismini koyduğum küçük kadınım. Sevgilim, sevdiğim, özlediğim gökyüzüne, bir nefeste kokusunu içime çektiğim Karadeniz'in hırçın dalgalarına, beni hala geri çağıran topraklarıma Şura dedim ben. Bir daha asla gidemeyeceğimi bildiğim baba ocağına, hasretin bin türlüsüne hep Şura dedim. Kalbim adınla atmaya başladı, adınla duracak. Sana yazdığım son satırlar bunlar. Kaderde savaş meydanlarında vuruşarak değil, bir ipin ucunda sallanarak ölmek varmış. Şimdi benim sebep olduğum tehlikelerden uzakta yaşadığını düşünerek avunuyorum. Seni sevmek için bile yaşamaya değerdi. Elveda. Rahat değil. Onlar öyle aşağıda koştururken ben burada oturamayacağım. Bir ezme yapmakla olur mu? Anne. Ben de geleyim mi seninle? Şimdi yalnız yalnız burada. Hayır. Hayır. Ben sana ne dedim? He? Aşağısı İngiliz gavur kaynıyor. Dediklerimi unuttun mu?
Sabri, söylediğim zaman ışıkları aç. Git içeri işaretimi bekle. Tamam. Odadan çıkma demedim mi? Bir dakika Emine Hanım. Bak Ayşe'ler yukarıda çok yoruldu. Onlara bari yardım etsin. İyi madem. Bana bak, yalnız çıkma merdivenlerden. Dur ben çıkarayım seni. İlahi, koskoca kız ta nerelerden geldi. Merdivenleri mi çıkamayacak? Çocuğun yanında öyle demesene sen de Binnaz Hanım. Allah muhafaza, etraf çok kötü. Sabri, peçeteler akşamdan hazır olacak dedi Yahya Bey, duydun. Nerede onlar? Buranın peçetelerini bulamadım. Ya kovalanmaya gitmişlerdi çamaşırhaneye, gidip almadın mı? Söylemedi ki kimse, haberim yoktu. Allah'ım yarabbim, ya ne duruyorsun, gidip alsana. Olmaz, Petro'dan işaret bekliyorum. Sabri. Git, al, gel dedim sana, çabuk. 10 tane işi aynı anda söylüyorsunuz. Hangi birini yapayım? Ben gidip alabilirim. Tamam, hadi fırla. Hakikaten güzel olmuş. Çok güzel. Elinize sağlık. Orkestra buraya oturuyor değil mi? Evet, evet. Öyle. Tamam, şöyle bunları koyalım şimdilik. Çok güzel oldu. Kimse yok mu? Buyurun. Ben peçeteleri... istediler de otelden. Ha, tabii. Ben size böyle vermeyeyim, isterseniz bir şeye sarılın. Gerek yok. Peki. Hay Allah. Neyse tamam, ben hallederim lütfen.
Hayırlı geceler. Ne kadar canım yansa da, ne kadar içim acısa da, ben de bütün sevgi sözcüklerinin yerine senin adını koydum Seyit. Benim de kalbim senin adına atmaya başladı. Ve senin adına duracak.